Şimdi Esra'cığım, bu nafaka meselesi de yani bu maddi boyutu olduğu için bu kadar bu büyüyen bir mesele. Mesela ben doğrusu tercih ederdim ki babalar bu nafaka konusundaki ısrarları kadar evlatlarını görmeyle alakalı bir kampanya yapsınlar. Eş zamanlı olarak. Çünkü bakıyorum ben Türkiye'de biliyorsun ortak velayet yok. Yani Avrupa'nın pek çok ülkesinde çocuklar için ortak velayet var. Ama Türkiye'de ya anneye ya da babaya veriliyor çocukların velayeti. Çoğu kez özellikle 5 yaşın altındaysa anneye veriliyor. Ve pek çok kadın maalesef diyeceğim çocuklarını biraz şey gibi kullanıyor. Yani eşine karşı canını acıtmak, onu biraz frenlemek için öyle diyelim eski eşine karşı. Saatin yarım saat geç kaldın çocuğunu gösterme. Çocuk zaten gece yatıya kalamıyor belli bir yaşa kadar. Yani aslında eğer çiftler ayrılmışlarsa böyle ufak da çocukları varsa en temel meselelerden bir tanesi de babaların çocuklarıyla kurdukları ilişki. Peki kamuoyunda, hoş bununla ilgili dernekler de var. Sadece bu konu üzerine çalışan tek gün babası olmak istemiyorum. İsmi altında bir araya gelen gruplar var. Çalışan erkekle uğraşan babalar var. Ama onların sesi mi dominant? Nafaka meselesi mi? Şimdi ben bakıyorum yani ben bekliyorum ki babalardan evladım, evladım, evladım diye bir çığlık bekliyorum mesela. Yani param, param, param kadar evladım, evladım, evladım diye bir çığlık duymak istiyorum şahsen. Şimdi buradan şuraya geleceğim Esra. Nafaka aslında tabiri süresiz nafaka ifadesini tam doğru kullanmıyoruz. Süresiz. Yani bütün nafakalar süresiz verilmiyor. Aslında hakimlerimize medeni kanunumuz bir şey veriyor. Bir yetki tanıyor. Diyor ki sen her bir olayı incele. Tamam mı? Her bir olayı incele. Ve şartlar eğer gerekiyorsa sen süresiz de verebilirsin. Tabii bu süresiz olması hiçbir daha hani erkeğin bu nafakanın gözden geçirmesi için yargıya başvuramayacağı anlamına gelmiyor. Belli aralıklarla başvurabilir, tekrar gözden geçirilmesini isteyebilir. Kadın da aynı şeyi talep edebilir. Nihayetinde aslında her daim süresiz verilmesi gerekmiyor. Ama uygulamada aynen 6.284'te olduğu gibi kolay geliyor. Mesela bir tane... Ve hakimlerimiz ısrarla süre istiyorlar. Yani diyorlar ki başı belli olsun, sonu belli olsun. Tamam mı? Başı ve sonu belli olsun. Yani mesela şu anda gördüğüm genel eğilim, yani yargı camiasında arzu ettiği genel eğilim iki formülle belki ifade ediliyor. Birincisi diyorlar ki 2 yıldan az olmasın, evlilik süresi kadar ya da evlilik süresinin yarısı kadar olsun diye genel bir eğilim var. Böyle bir eğilim var. Sınırlayalım. Şimdi şeyi sınırlamak kolay. Yani 2 yıldan az olmasın. Tamam, burası kolay. Fakat sonuyla alakalı o kadar farklı olaylar var ki Esra'cığım. Yani burada evet biz hep beraber şimdi şu anda bir araştırıyoruz, çalışıyoruz. Yani genel bir istatistiklere bakacağız. Hangi oranlarda daha çok yığılmalar var. Buna göre makul bir cevap üreteceğiz. Ama günün sonunda öyle evlilikler vardır ki ya belki de süresiz vermek gerekiyordur yani. İşte bunu aslında nasıl ayırt edilir? İşte bu ayırt aslında hakimlerimize düşüyor. O zaman burada bir şey, Anlatabiliyor muyum? bir Yani zafiyet de var yani o hakimlerimize. zaman da, değil Burada mi? problem şu Esra'cığım, hep şu konuşuluyor aslında bak burada. Deniyor ki efendim çok duyduğum bir ifadeyi sana hatırlatacağım. Yasama ve yürütme yargıya hiç karışmasın. Öyle zaten. Üç farklı erk bunlar. Fakat bu son dönemde hem 6.284'ten yola çıkarak hem de bu süresiz nafaka meselesinden yola çıkarak şunu görüyorum ki yargı kendi uygulamalarıyla yasamanın ve yürütmenin yükünü artırıyor. Bizi günah keçisi haline getiriyor. Yani öyle oluyor işte buradan baktığın zaman ya. Bunu soruyorum, evet. Çünkü yani burada bizim beklediğimiz şey her bir olay Esra, her bir hele aile hukuku meselesi ise bak aile hukukunda biliyorsun şey yok, uzlaşma yok, arabuluculuk yok aile hukukunda. Çok sınırlı anlamda var. Neden bu böyle? Ya çünkü burada işte kadın, çocuk, nafaka, velayet o kadar bizim hukuk sistemimiz için temel bir mevzu ki bu temel mevzuda sadece ve sadece yani devletin gözetiminde serbest düşünen, özgür düşünen hakimin gözüyle bir çözüm üretmeyi önemsiyor medeni kanunumuz. Bunu önemsiyor. Evet biliyorum hakimlerimizin, savcılarımızın iş yükü çok ağır. Evet zor Ama bu şartlarda. çok gerçekten Ama bu önemli bir çok konu. hayati bir mesele. Kesinlikle hayati bir O mevzu. yüzden yani buradan yola çıkarak nasıl anlatayım? Birbirimize haksızlık yapmadan bu süreçte makul bir çözüm bulmamız gerektiği kanaatindeyim. Mesela bir